Aslında abim öyle süslepse pek önem vermez. Yani daha çok doğallıktan, iç güzelliğinden yanadır ama gene de sen bilirsin Reyhancığım. Ya. Abim diye söylemiyorum Reyhancığım ama işinde çok hızlı yükseliyor. Şu anda müdür ama herhalde çok yakında genel müdür olur. Maşallah işinde çok hızlı yükseliyor. Bugün de yükselmiş midir acaba? Tabii yükselmiştir. Yükselmez mi? Ay ne güzel. Belki de bugün iş yerinin sahibi olmuştur. Ay evet. Olmuş olabilir tabii. Hem sonra abim çok yakışıklıdır. Uzun boylu, geniş omuzlu. Neredeyse bir omuzu benim iki omuzum kadar. Tıpkı Rambo gibi. Ya! Ya? Tam 4 tane arabası var Beyhancığım. 3 tanesi Mercedes, 1 tanesi yerli. Ama Mercedesler şu anda bakımda. Ay ben Mercedesleri çok iyi biliyorum. Ya ne güzel. Yani içlerini bilmiyorum ama üstleri çok rahat oluyor. Geçenlerde bir araba fuarında mankenlik yapmıştım. Bir Mercedes'in üstünde mayoyla tam 5 saat uzanıp poz vermiştim. Şimdi bak Reyhancığım. Abim öyle çok konuşan kızlardan hoşlanmaz diye. Onun için sen onun yanında az konuş. Hatta bu mankenlikle ilgili hiç konuşma. Tamam mı şekerim? Nasıl ama böyle? Ay, ayakkabıların topukları ne öyle Reyhancığım? Şimdi sen o topukluları giyersen ne olursun? Ne olurum? Abimden uzun olursun. Abim kendisinden uzun kızlardan hiç hoşlanmaz Reyhancığım. Öyle mi? Öyle. Hoşlanmadığı birisiyle de evlenmez herhalde değil mi? Kesinlikle öyle Reyhancığım. Onun için sen şimdi hemen o ayakkabılarını değiştiriyorsun. Tamam değiştireyim. Ha Reyhancığım o ayakkabıları değiştirirken elbiseni de değiştiriver. Aa, anladım. Abin göbeği kendisinin göbeğinden küçük olanlardan da hoşlanmıyor değil mi? Değil. Biz geldik. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba abicim, geçiyorduk sana şöyle bir uğrayalım. Ya, Reyhan kızımız da sana kuru pasta yapmış. Aa, ne zahmet ettiniz canım. Ay ne zahmeti canım, lafım oldu. Hem ben yapmadım ki, parasını verip satın aldım. Müfit Bey de buradaymış. Nasılsınız görüşmeyeli Müfit Bey? Sabahtan bir yana bende pek değişiklik olmadı Firdevs Hanım. Biz de iyiyiz işte. Demin de söylediğim gibi geçiyorduk, şöyle bir abime uğrayalım dedim. Ya ben de geçiyordum, bir abine uğrayayım vereyim. Bu adamın ne işi var gene burada? Ben de bilmiyorum, öyle gelmiş kendisi. İzninizle ben bu lenduhayı mutfağa bırakayım. Geç kızım, gel. Nasılsınız Menkıbe teyze? İyiyiz, iyiyiz, tamam. Uğraşıyoruz işte. Aa, düştü. Dursun oğlum, dursun. İlahi, Müfit efendim, Müfit. Gördüğüm kadarıyla bugünlerde hayırlı işlerle uğraşıyorsunuz Menkıbe teyze. Hemen töreni katıldı. Daha sonra da sabah... Aa, kim yapıyor bunu? Siz mi açtınız beyefendi? Ben de olur da sarımsaksız olur mu? Ay, şimdi de kanallar değişiyor durmadan. Belki de kanalların reyting savaşları televizyonu bu hale getirmiştir. Yok canım sanmıyorum. Bence televizyonda bir gariplik var. Evet aslında kendi kendine böyle yapması biraz tuhaf. Cinler periler mi yapıyor yoksa? Ay, vallahi ben çok korkarım cinler periden. Evet bu evde cinler periler var galiba. Kızım olur mu hiç öyle şey? Bu televizyon bozuk. Kaç kere yaptır dedim mini kuşuma. Ama yaptırmadı bir türlü. Ben şu mahzara yardım edeyim bari. İşte bu kadar. Konuyu kapattık. Bu kadar emin olma sevgili görünce. Aa ne oluyor ya? Masar, yaptırsana bir minik kuşum şu televizyonu. Böyle çok sinir bozuyor. Müfit al şunu, bu da tamam. Masar, ne var oğlum, ne var? Oğlum, biz bu kızı anında kaçırtırız evden. Nasıl yani? Ya seninki ruhlardan, cinlerden, perilerden acayip korkuyor. Bir iki numara yaparsak kız korkusundan ölür. Mesela? Mesela ayağımızla masayı falan sallarız. Ha?
Bu evin olduğu yerde yatır matır var diyelim. Kız korksun bir daha da bu eve gelmesin. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Müfit. Müfit sen şeytan oldun ya. Yılanım ben, yılan. Evet. İşte kurabiyeler geldi. geldi. Onlar. Reyhancığım sen orada rahat değilsin. Gel böyle canım sen. Müfit gel buraya rahat değilsin sen. Yok yok Reyhan olmadı gel. Böyle gel. Gel gel böyle gel. Böyle gel. Reyhan gel böyle. Nasıl gel böyle? Aa kesin. Ay. Ne oluyoruz? Köşe kapmaca mı oynuyoruz? Aa ne bu? Başım döndü vallahi. Ay, dolap beygiri gibi. Yani vallahi aferin sana benim minik kuşum. Ev işlerini hızlı öğrenmişsin. İş başa düşünce mecburen öğreniyor insan. Atma oğlum atma. Ruhların sağlığında da ev işlerini sen yapmıyor muydun zaten? Arada sırada bulaşık yıkadığım olmuştu tabii. Hadi oradan canım. Bulaşıkmış. Ruhsar abimi nasıl çalıştırıyordu biliyor musun Reyhancığım? Tıpkı gündelikçi kadınlar gibi ev temizletiyordu valla. Pirinç ayıkladığınızı bile gördük. Yalan mı Mazhar Bey? Ay çok cadılozmuş desene. Ne? Cadıloz ha? Yalan mı Mazhar Bey? Al sana cadıloz. Ay 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 ay! Aa yeter artık ama ne bu böyle? Maşallah yani. Televizyonda kendine benzetip manyak yapmayı başarmışsın. Hayret yani. Yani ne biçim arızaysa bu da değil mi? Televizyon açılıp kapanıyor, sesi artıp azalıyor. Yani deli olmak işten bile değil. Ay! Gibi o gibi oldu enayi. Televizyon! Sen de fare ister misin? Evet, televizyon. Tata tabak. Masa. Cadal olmuşum ha. Görürsünüz siz. Sen onları aldırma kızım. Biraz şakacıdırlar hepsi bu. Diyorum ki bu televizyon perili olabilir. Yani bir televizyon hiç kendi kendine açılıp kapanır mı ya? Evet evet kim bilir belki bu televizyonu yapan fabrikanın altında yatır matır vardır. Evet evet evet. Yani bu işin içinde bir iş var. Reyhan Hanım biliyor musunuz? Bizim eski evde hayal ettiydi. Yani hep böyle acayip şeyler olurdu. Ay, ciddi misin? Amma da attına. Ay adiler vay. Buldunuz salağı değil mi? Yani fizik ötesi güçlerin varlığını bugün bütün bilim adamları kabul ediyor. Evet evet Müfit haklı. Masara bakın hele. Masa da güzel yalan söylüyor alçak. Çocuklar akıl var mantık var. Ne fiziği ne ötesi. Ya evet yapmayın Allah aşkına canım. Reyhan çok korkuyor görmüyor musunuz? Reyhancığım sen abimi aldırma. Bunların hepsi fasarya. Fasarya olur mu canım? Hatta kaç kere bizzat ben kendim şahit oldum. Bir keresinde gece uykudan uyandım. Yatağımın baş ucunda başı aşağıda, ayakları yukarıda bir adam duruyor. Ay cin! Evet cindi. Sonra aşağı yukarı 3 kulüvalla bir elham okudum. Kayboldu. Aa herif meğer ne profesyonel yalancıymış be. Kim bilir vakti zamanında bana da ne palavralar sıktı da fark etmedim. Böyle ışık saçıyordu değil mi? Ha, evet. Böyleydin. Işıl ışıldı. Tamam işte cin. Burada ruh var, şurada cin var. Burada ruh var, şurada cin var. Cin. Masarcığım 5 yaşına kadar memeğimdi. Çocuklar aralarında şakalaşıyorlar. İn yavrum in korkma korkma. Ulan Masar. Allah bilir beni de böyle kaç kere kandırdın pis yalancı. Bunu fazlasıyla hak ettin sen. Nasıl ya? Yok bir şey yok bir şey. Biraz yorgun uykusuzum. Ağzım fazla kaynadı. Ben daha senin hayatını kaydıracağım. Adi yalancı. Her neyse ben cin gördüm. yani ister inanın ister inanmayın. Çünkü ben gördüğüme inanmak durumundayım. Tabii tabii. Tamam lan kes gülmeyin. Dam akıyorum. Uykum da var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruhsar yanı yanı başıma.
acımı.